Güvendiğim dağda kar var, dünyaya çaktı yarım. Güvendiğim dağda kar var, dünyaya çaktı yarım. Kaç yaparken göz mü çıkar, et pazara kıyorum. Kaç yaparken göz mü çıkar, et pazara kıyorum. Kızıyorum, kızıyorum, haksız mıyım? Kızıyorum, kızıyorum, haksız mıyım? Kızıyorum yalanlara, vurdum duymaz olanlara. Kızıyorum yalanlara, vurdum duymaz olanlara. Temiz kalbi kıranlara, vefasıza kızıyorum. Kızıyorum, kızıyorum, haksız mıyım? Kızıyorum, kızıyorum, haksız mıyım? İstanbul. Her gün yüzlerce, binlerce kişinin toprağına ayak bastığı emsalsiz şehir. İnsanlar ne ümitlerle gelirler İstanbul'a. Kimi para, kimi şöhret için, kimi aş, kimi aşk için. Şimdi İstanbul'a henüz adım atmış, rastgele iki kişinin yaşamlarını izleyelim isterseniz. Bunlardan biri Kezban. Köyünden yeni gelmiş, artist olmak sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Diğeri ise Ayten. Ankara'dan gelen trenden az evvel inmiş. Nişanlısıyla buluşmak amacında. Bir de arkadaş edinmiş trende. Artık koltuklarımıza yaslanıp olacakları bir güzel izleyelim. Seni karşılayacağından emin misin? Tabii, telefonla konuştuk. Gece treniyle geliyorum demiştim. Belki bir işi çıkmıştır. Mutlaka gelecekti. Gelmesi lazım. Ne iş yapıyor Sözlü? Büyük bir şirkette müdür. Durumu çok iyi. Bu evimin adresi.
Eğer sözlün gelmezse mutlaka bana gel. Sağ olsun. Bana yol boyunca iyi arkadaşlık ettin, teşekkür ederim. Arkadaşlık böyle başlar. Trene binmeden önce birbirimizi tanımıyorduk. Şimdi ise samimiyiz. Çok iyi insansın Sunu. Başım sıkışırsa mutlaka gelirim. Hemen gitmem lazım. Seni bekleyeceğim. Kimi aradın? Kimi aradın dedim kızım? Mahmut Özdemir Bey burada mı? Ne yapacaktın Mahmut Özdemir? Bizim köyde film çeviriyorlardı da kendisini orada tanımıştım. Senaryo yazarı mıymış ne? İstanbul'a gelirsen ara demişti. Adres buydu galiba. Onlar çoktan ayrıldı buradan. Ya. Ha şu ileride bir film paltosu mu platosu mu bir yer varmış, oraya bir bak hele. Hı hı. Allah Allah. Hanımefendi. Ayten Hanım. Ben Kamil'in arkadaşıyım. Sizi ona götüreceğim. Kendisi niye gelmedi peki? Çok mühim bir toplantısı varmış. Özür diledi ve beni görevlendirdi sizi karşılamam için. Araba ileride. Buyurun. O halde ambardan eşyalarımı alabilir misin? Tabii. Buyurun efendim. Gideli asırlar oldu sanki. Unutuyor dostlar, unutamam ki. Nasıl ağlar dağlar, yol olmuş ne ki. Bağrımdaki ateş nasıl söner ki. Nasıl ağlar dağlar, yol olmuş ne ki. Ateş nasıl söner ki? Sana çiçek demem, ne
ne melek ne can. Sana güneş demem, ne ay ne yıldız. Çiçek solar, güneş batar, can toprak. Sen ebedi eser, nurdan bir yaprak. Kamil'in evi burası mı? Evet, burası. Yeni tuttu. Bana hiç bahsetmemişti. Size sürpriz yapmak istedi. Düğün sürprizi. Benim için yoruldunuz, teşekkür ederim. Ne önemi var? Kamil iyi arkadaşımdır. Girelim de sıcak bir şeyler içelim. Kamil neredeyse gelir. Buyurun efendim. Abi abi. Tam bizlik. Köyden yeni gelmiş belli. Haklısın abi. Konuşma, hoşuna gitmedi mi canım? Bak gel, sana insanca konuşmayı öğreteyim. Dur, hayır, sana konuşmayı öğreteceğim dedim. Gel gel Allah aşkına. Bak, bırak! Dur, bırak sana beni! Ya gel! Terbiyesiz! Çok da güzelsin. Çekil! Ya, maşallah güzel ya bak. Bırak! Sana yaradana kurban olayım. Gel bak. Bırak dedim, gel, bırak! Gel şurada birkaç kelime konuşacağız işte ya. Yazmedin. Ya. Kimse yapma. Ya, bırak ya. Sana. Gel. Gel. Ah. Bırak. Ah. Yardım edin. Lütfen. Elimde sen artık. Bırak. Gel. Gel. Bırak. Sizi rahatsız mı ediyor hanımefendi? Defol. Defol dedim. Hadi. Korkmayın, artık geçti. Ne biçim insanlar var? Burası büyük şehir. Her çeşit insan var. İti, uğursuzu, hırsızı. Teşekkür ederim. Önemli değil. Teşekküre değmez. Sizi evinize bırakayım.
Teşekkür ederim ama... Durmadan teşekkür ediyorsunuz canım. Bırakın bu lafları. Nerede oturuyorsunuz? Ben... Şey... Köyden yeni geldim. Ya... O halde gideceğiniz adrese bırakayım. Yoksa gidecek yeriniz yok mu? Otele gidecektim ama... Anlaşıldı. Gelin şöyle bir yere oturup konuşalım. Bu mu? Evet bu. Kamil nerede? Niçin gelmiyor hala? Neredeyse gelir, sen keyfine bak. Hah, patron da geldi işte. Demek Kamil'in sözlüsü sensin. Kamil nerede? Siz kimsiniz? Kısa konuşacağım kızım. Kamil'in bir işi var. Bu işi birkaç gün içinde halledecek ve gelip seni alacak. O zamana kadar burada ağırlanacaksın. Uslu durursan kılına zarar gelmeyecek. Anlamıyorum. Ne demek bu? Hiçbir şey sorma artık. Sadık hep yanımda kalacak. Her hizmetini görecek. Ben kulüpteyim. Bir şey olursa telefon et Sadık. Olur. Yürü gidelim. Beni kaçırdınız değil mi? Kamil'e şantaj yapıyorsunuz. Ben bir şey bilmiyorum. Sadece seni bekleyeceğim, o kadar. Bırakın gideyim. Ne istiyorsunuz benden? Siz haydutsunuz. Yeter! Kes sesini! Şuraya oturalım. Hı hı. Demek artist olmak için geldiniz. Yani evden kaçtınız. Öyle değil. Güzel bir kız olduğunuzu görünce... Yo yo, öyle değil. Aslında artist olmayı bana bir artist önerdi. Nasıl yani? Sevgi Yelence adlı artist... Bizim köyde film çeviriyorlardı geçen yaz. Bizim tarlada da çalıştılar. Beni çok beğendi. Artist kadar güzel kızsın. Buralara sıkışıp kalmış güzelliğin dedi. İstersem kendisi gibi artist olabileceğimi söyledi. Sonra senarist miymiş neymiş? Mahmut Özdemir diye biri. O kartını verdi. Beni ara dedi. Aradım ama bulamadım. O da bana çok güzelsin demişti. Utanma. Güzel olmak suç değil. Sana yardım edebilirim. Nasıl? Magazin yazarı arkadaşlarım var. Fotoğrafçıları, filmcileri. Hepsini tanırım. Sahi mi? Bana yardım eder misin? Elbette. Sağ ol. Şimdi kalacağın yeri konuşalım. Beni otele bıraksan. Otel olmaz. Parktaki adam gibi birçok kişi var bu memlekette. Senin onların oyuncağı olmanı istemem. Benim bir ablam var. Seni onun evine bırakırım. Çok iyisiniz. Hadi kalkalım. Peki. Size kahvaltı hazırlamıştım, açsınızdır. Benden ürkmenize kızıyorum. Halbuki sizinle iyi arkadaş olmak isterdim. Ne olur korkmayın benden. Beni kırmamanız için hep dua ettim. Sen aslında iyi çocuksun galiba. Ben kötü doğmadım.
Bak işte şurası, yukarı, 4. kata çık. Orada ablam oturuyor. Ben birkaç saat sonra geleceğim. Nasıl araklayabildin mi? Benden kaçar mı hiç? Bilirim, bilirim. Hiç kaçırmazsın. Doğan demişler bana. Şu anda nerede? Ablamın evine bıraktım. Hadi eyvallah. Ben gidip fotoğrafçı Hüsnü'yü bulayım. Oldu abi. O ne adam be. İçkiler hazır. Seni çok özlemişim. Ankara'da bu kadar çok kalacak ne vardı? Biliyorsun, anam orada. Yalnız ve yaşlı. Neyse. Ona her ay para yollarız ve sen Yaşa. Gitmezsin. Tamam mı? Seni çok seviyorum Kadir. Ben de seni Suna. Hadi ya, geç kalıyoruz. Ya geçen işten payımı eksik verdin. Bu kez kardeşlik istemem. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam. Hadi. Hep tamam diyorsun. Tamam ya, uzatma da yürü. Dinle. Ben öylesi bir adam değilim. Sadece ümitsiz bir hayal kurdum. Ne hayali bu? Kimse sevmedi beni şimdiye kadar. Hiçbir kadın bana içten sarılmadı. Bir an yanına uzandım. Sanki sen beni arzu ediyormuşsun gibi. Sen çocuksun. Seni de seven çıkar. Çıkmaz. Biliyorum çıkmaz. Gözlerime inanamıyorum. Bambaşka bir Kezban görüyorum karşımda. Aa, ablan giydirdi, zorladı beni. İyi yapmış. İlerinin büyük yıldızı olacaksın, buna inanıyorum. Sağ ol. Adımı da değiştirdi, Gül koydu. Bundan sonra sen de bana Gül de. Oldu. Ablam kokundan ilham almış olmalı. Doğru söylüyorum, inan. Doğru söylediğime inanmıyor musun? Bak, seni gazeteci Hüsnü Bey'le tanıştırayım. Gazeteci Hüsnü Bey... Gül Hanım. Memnun oldum Gül Hanım. Bahsettikleri kadar güzelsiniz maşallah. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Resim çekebileceğimiz mekanlara doğru gidelim. Yani şimdi ne demek istiyorsun sen? Kamil seni niçin getirtti biliyor musun? Niçin olacak? Evlenmek için. Sen öyle san. Kamil basit bir şirkette müdür. İflas etmekte olan bir şirket. O her gece kumara ve gece kulüplerine dünyayı harcıyor. Burası iyi. Evet, burası iyi. Hadi Gül. Utanmıyorum. Artist olacak insan utanır mı hiç? Ne yapayım, elimde değil. Vereceğim hapı iç. Seni rahatlatır. Bütün artistler fotoğrafları çekilirken bu haptan içerler. Peki. Madem ki bütün artistler içiyor, ben de içeyim. Hadi bakalım. Kabul et teklifimi Ayten.
Uzaklaşalım buralardan. Önce serbest olalım. Söz ver bana buradan gidince yalnız beni seveceğini. Söz. İnanayım mı? İnan. Beni merak etmeyin çocuklar. Ben biraz kuş resmi çekeceğim, ağaç resmi çekeceğim. Hadi sonra görüşürüz. Verdiğin hap beni rahatlattı. Neden bakıyorsun? Çarpıldım. Seni görür görmez çarpıldım. Bana mı? Tabii sana. Seninle evleneceğim. En kısa zamanda evleneceğiz. Buradan çıkarırsan senin olurum. Bir araba bulmam lazım. Araba mı? Nasıl bulacaksın? Çalacağım. Mutluluğumuz için buradan hemen uzaklaşmamız lazım. Çarçabuk gelirim. Sana güveniyorum. Nasıl? Çektiğin fotoğraflar güzel mi? Harika. Kız da güzeldi ama. Öyle. Öyle. Her zaman böyle güzel kızların resmini çekmek mümkün olmuyor. Yani model eksikliği var. Model bulamıyoruz, model. Haklısın. Böylesi her zaman ele geçmiyor.
Beni seviyorsun değil mi? Elbette. Ne zaman evleneceğiz? Yakında. Hele bir işlerim düzelsin. Ya benim artistlik işim ne oluyor? Onu da halledeceğim. Az sabret. Ben artist olunca sana bakarım. Senin çalışmana ihtiyaç kalmaz, merak etme. İşte nasıl? Güzel. Güzel güzel. Evet. Nasıl dedim? Güzel. İşte ben tavladım mı böylesini tavlarım. Tamam, ne istiyorsun? Kolay, seninle anlaşırız. Yazıyı yazdın mı? Ayıp ettin. Geliyor. Prodüktör olduğunu unutma. Ünlü bir prodüktörsün sen. Geç şu karşıki banka otur. Nasılsın canım? Çok heyecanlıyım. Çok haklısın. Çünkü bu adam çok ünlü bir filmci. Resimlerine bayıldı. Ama sen titriyorsun. Elimde değil. Dur sana bir hap vereyim. Sağ ol. Sakin olmaya çalış. Hı hı. Hadi yanına git, kendini tanıt. Merhaba. Merhaba. Ben size bahsedilen kızım. Buyurun oturun. Doğan Bey'le konuştum. Durumu bana anlattı. Sizin oynayabileceğiniz bir filme başlamak üzereyim. Gerçi başrol değil ama o kadar ağırlıklı. Hı hı. Bu işler yavaş yavaş. Haklısınız efendim. Ben her zaman haklıyımdır. Anlıyorum. Çok güzel. Buyurun. Ben bu kahveyi yanımda getirdim. Şuraya imza atmanız yeterli olacak. Şurası. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hı hı. Şimdi gidelim. Nereye? Canım sen de biraz prodüktörünle sohbet etmesini bil. Öyle değil mi? Boğaz'a gidelim. Madame Eugène'nin oteline. Filmlerime başlarken o otelde görüşme yapmak daima uğurlu gelir bana. Ya demek öyle. Hadi kalk. Hadi. Gel gel. Sadık gitti. Şimdi de öteki Adut geliyor. Kaçmalıyım. Parayı ne zaman alıyoruz? Bir iki gün daha sabret. Hikmet sağlamdır biliyorsun. Biliyorum. Ya senin artist bozuntusu? O nasılmış? Durmadan ağlıyormuş. Ama yine de Hikmet ondan çok memnun. Bazı erkekler ağlayan kadınlarla beraber olmaktan hoşlanırlar.
Doğan! Doğan! Beni niye aramıyorsun? Aman Allah'ım, bu nasıl olur? Basbayağı olur. Demek hepsi tuzaktı. Bakıyorum kafan çalışmaya başlamış senin. Seninki uyandı. Gidiyorum. Bir daha göremeyeceksin beni. Bir daha göremeyecekmişim. Sanki benim için çok önemliydi. İstanbul'a düşen kekliklerin ardı arkası kesilir mi be? Hoş geldin Ayten. Suna başım dertteydi, sana geldim. Rahat ol, her şeyi anlat bana. Demek öyle ha. Neyse artık korkmana gerek yok. Sen bir güzel istirahat et. Çok iyi insansın Suna. Benim bir 5 dakika için dışarı çıkmam lazım. Sen otur keyfine bak. Hı hı. Sana geldim. Zaten senden başka hiçbir tanıdığım yok. Çok güvendiğin Doğan'ın kim olduğunu anladın işte. Çok adiymiş. Sözde evlenecekti benimle. Oo, sen Doğan'ın tezgahından geçen belki de 500. kızsın. İstanbul burası. Neler gelir neler gider. Bırak onu düşünmeyi de istikbalini düşün. İleride şöhretli halini düşün. Sen artık benim malımsın. Zaten benim de mukavelem var. Doğan'ın verdiği o haplardan bulabilir misin bana? Kolay iş oraya kalsın. Hem benimle Doğan'la olduğundan daha mutlu değil misin? Hı hı. Daha mutluyum. Günahsız
razı olamadım. Paran mülkün aşkın var, çok zalim bakışın var. Paran mülkün aşkın var, çok zalim bakışın var. Dört yanlık sarmış kal, durdurdun saramadın. Dört yanlık sarmış kal, dondurdum saramadım. Sevgime sert kurumuşsun, bakışımdan doymuşsun. Sevgime sert kurumuşsun, bakışımdan doymuşsun. Dilimi susturmuşsun, yine yaralamadım. Dilimi susturmuşsun, yine yaralamadı. Sen özgür ben mahkumum, varlık mısın yoksun? Sen özgür ben mahkumum, varlık mısın yoksun? Sen güçlü ben yorgunum. Filme ne zaman başlıyoruz? Biraz daha var. Daha doğrusu param eksik. Malum bu işlere öyle az parayla olmuyor. Hemen başlayamaz mıyız? Eğer sen yardımcı olursan başlarız. Nasıl? Benim istediğim bazı erkeklerle yemeğe çıkarak. Ne var yani? Doğan'la benimle yaptığın şeyi onlarla da yapacaksın. Bir eksik bir fazla fark eder mi? Bu işin sayısı hesabı olmaz. Hem benimle mukavelem var. Ben ne dersem onu yapacaksın. Borçlusun bana. Kadir sen misin? Sizin kaçırdığınız kız bana geldi. Kamil'in sözlüsü. Ne diyorsun sevgilim? Oyala onu. Sakın bir şey belli etme. Hemen geliyorum. Sadık mı? Bir arabanın altında kalıp gebermiş hayvan. Hemen geliyorum, bekle. Allah'ım sen bana kolaylık ver. Bir taraftan yırtayım, arzuma ulaşayım. Artistlik hevesi ta ne zaman başlamıştı bende? Köyümüzün deresi yanında oturur, hep hayal kurardım. Kendimi
cicili bicili elbiseler içinde film çevirirken görürdüm. En ünlü oyuncularla, yakışıklı jönlerle film çevirirdim hep hayalimde. Sonra çevirdiğim filmler kasabanın sinemasında oynardı. Herkes ben geçerken beni gösterir, birbirlerine beni işaret ederdi güya. Hayal işte. Elime ne kadar artist mecmuası geçerse bir solukta okurdum. Sonra onları yastığımın altında saklar, bazılarını da kesip odamın duvarlarına asardım. Bu sebeple abilerimden az dayak yemedim. Ta ki onlar bir yaralama olayına karışıp hapse girene kadar. Hele bir de köyümüzde bir film çevrilip Sevgi Yelence adlı artist bana artist kadar güzel kızsın, buralara sıkışıp kalmış güzelliğin deyince iyice kararımı vermiştim. Ben de artist olacaktım. Hep aynanın karşısına geçer, onun gibi bakışlar yapar, onun gibi hareket ederdim. Bazen aynanın karşısında makyaj bile yapardım. Neyse ki abilerim hapiste, beni görmüyorlar derdim. Kezban! Nasılsın kızım? Çiçeklerle mi uğraşıyorsun? Çiçekleri çok seviyorsun değil mi? Çocukluğundan beri seversin. Öyle. Abilerinin de çıkması yakınlandı hapisten. Bugün yarın çıkıverirler. Epey yattılar içeride. Evet baba, beraber olacağız. Hele onlar gelsin. Senin bu İstanbul hevesinin de bir çaresine bakacağız inşallah. Ver elini öpelim baba.
Cezamızı yeterince çektik baba. Sizi ömrümce affedemem. Ya ne olur affet baba. Affet artık bizi ne olur. Yaşadığım sürece benim yüz karamsınız. Yazıklar olsun size. Siz bunca yıl hapiste yattınız. Suçunuzun bedelini biraz olsun ödediniz. Hiç Kezban'ı düşündünüz mü? Bu köy yerine sıkışıp kalan Kezban'ı. Ona ne oluyor baba? İyi, içim kuduruyor. Öyle demeyin çocuklar. Ortaokulu başarıyla bitirdi. Şimdi hayalini gerçekleştirmek istiyor. Ne hayaliymiş bu? Artist olmak. Avucunu yalar o. Ona izin veren kim? Evet, veren kim? Kim mi? Ben. Ben izin vereceğim. Böylece ayaklarının üzerinde durmasını sağlayıp onu mutlu kılacağım. Olur mu baba? Sonra ne derler bize? Kesin zırvalamayı. Kezban sanatçı olacak. Anladın mı? İşte o kadar. Kezban, geç otur. Vereceğim kız izin sana. Çok bekledin gayrı. Babam, babam benim. Gel, gel. Sevindin değil mi? Sevindim. Ah benim güzel kızım. Bizim artist yapılacak kızımız yok. Kötü kadın olmaya kalkan bir kıza kim izin verir be? Kes sesini. Yalan, yalan. Sen sus be, sus, sus rezil kız sen de. Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Artistler her gün bir sevgili değiştiriyormuş. Yalan söylüyorsun. İstersen bu konuda biraz dergi karıştıralım ha. Ne dersin baba? Yanağımda gelmesin. Kan kaynar feryadımı duymasın. Mahkum oldum şu halimi bilmesin. Rüyalarda gözyaşımı silersin. Canımdan farkım yok ki elvanım. Yalar yürek çarpar gönlüm. Güneşim olur.
geçen bu günlere kelebek ben kanadım uçalım. Bahar gelmiş daldan dala konalım. Hür olalım yaylalarda koşalım. Beginlere coşkuyla dalalım. Acalından farkım yok, elin var. Yalar yürek çarpar. Sensiz geçen bu günlere yanarım. Az canından farkım yok, elvanım. Yanar yüreğim çarpar gönlüm tutalım. Zindanda güneşim omcan alır. Sensiz geçen bu günlere yanarım. Vurgunum sana. Bilesin vurgun, gözlerindeki ateşe vurgunum vurgun. İçimde volkan, sanki bir yangın. Delirtmişsin beni, çılgınım, çılgın. Öz canımdan farkım yok ki elvan. Yanar yürek çarpar gönül sultanım. Bu zindanda güneşim ol cananım. Sensiz geçen bu günlere yalarım, yalarım. Hala artistlik düşünüyorsun ha? Baba! Baba! Baban evde yok. Başına bağırma. Bakalım bundan beri ölçümüzden çıkabilecek misin? Al bakalım. Al bakalım. Artist oluyorsun ha? Al lan ben sana gösteririm artık. Şuraya bak. Vur lan. Vur şuna iyice. Artist olacak bu. Ne artisti lan? Ha? Ha? Olacak mı bir daha? De bakayım. De bakayım lan. De bakayım artist olacak mısın? Artisten bahsediyorum. Ha?
Ver bakalım. Lan artist olacak mısın söyle. Söyle olacak mısın? Ha? Gideceğim de İstanbul'lara lan. Abi de şuraya tutma bana. Bırakın beni. Ha? Ver bakalım. Vurmayın. Ver sana artist olmayı gör. Ver bakalım. Sus bir daha. Ha? Konuşayım. Ha? Babamdan 100 mod artist olacakmış. Ama bırakır mıyız lan sen artist olmaya? Ha? Bırakır mıyız lan biz? Biz abin neyimiz lan? Biz adam değiliz lan. Sen artist olacaksın da biz de bakacağız öyle. Gider misin lan? Al bakalım. İşte. Al bakalım. Şimdi de konuş. Al lan. Hadi yeter kaçalım lan. Hadi gel. Hayvanlar. Yaptığınız numaraların hepsinden haberi var babamın zaten. Şimdiye kadar haddinizi bildirmediyse bunu benim hatırım için yaptı. Sana söylemeden yapamadım baba. Burada kaldığım sürece bela beni bırakmayacak. Doğru söylersin kızım. Pekala. Git İstanbul'a. Baba, ver elini öpeyim. Kendine iyi bak. Kendine sahip ol oralarda. Sağ ol. Sağ ol. Dilerim Tanrı'dan başarılı olursun. Bahtın açık olsun yavrum. Ne duydun biliyor musun? Ne duydun? Kezban bugün İstanbul'a kaçacakmış. Deme. Az önce babama anlatıyordu. Demek öyle. Yürü benimle. Abilerim azgın birer kurt gibi peşime düşmüş, beni yakalayamamışlardı. Onlardan kaçıp kurtulmayı başarmıştım. Artık beni yepyeni bir hayat bekliyordu. İşte, İstanbul'a gelmiş ama hala istediklerime kavuşamamıştım. Bakalım sonum ne olacaktı? Senin artist ne yapıyormuş? Ne yapsın? Film diye tepinip duruyormuş. Artistlik hastası biliyorsun. Biliyorum. Ya Hikmet? O ne yapıyormuş? Başından sağmak istiyormuş. Çok yakında birine devreder. Malum işler. Seninle biraz konuşacağım. Konuşalım. Bak yavrum. Sana bir itirafta bulunayım. Ben filmci falan değilim. Ne? Değil misin? Değilim ya. Değilsin ha? Ama Ruhi Bey hakiki filmcidir. Gazinosu falan vardır. Evet. Seni ben meşhur edeceğim. Yalnız bir şartım var. Sözümden çıkmak yok. Hadi gidelim. Hadi.
Siz beni kaçıranların şefisiniz. Kes sesini. Yoksa gebertirim seni. Şimdi anlıyorum. Demek Suna da sizlerden. Sizlerden ne demek? Suna benim sevgilim. Nişanlına söz vermiştim. Senin posanı teslim edeceğim diye. Bırak beni! Çek ellerini üstümden! Bırak diyorum hayvanı! Anlaştık değil mi baba? Evet, anlaştığımız gibi. Bu şartlarla kızı hemen teslim edebilirim size. İkimiz için de iyi bir anlaşma oldu. Öyle öyle. Yapma! Dokunma bana! Gel kızım. Ben film çevirme hakkımı beye devrettim. Sen onlarla film çevireceksin. Gel dedim sana. Gel. Hemen yola çıkıyorsun. Hemen mi yola çıkıyorum? Evet. Nereye? Soğukoğlu'a. Soğukoğlu'a mı? Evet. Evet. Sen artık bizim artistimiz oldun. Bak orada ne filmler çekeceğiz. Hayır. Seninle. Ben kimsenin artisti değilim. Kimsenin artisti değilim. Aa, hayır. Dur, bir dakika. Hayır. Olur mu? Hayır. Bir dakika. Gel buraya. Bir dakika. Hayır. Hey. Gel buraya. Gel dedim sana. Gel. Şimdi siz Ayten'in sonu ne oldu diyeceksiniz. Merak etmeyin. Yüzüne attığı bir tırnakla kumarcıların reisinin elinden kurtuldu. Kezban'a gelince. Artistlik merakı yüzünden Soğukoğlu'a satılmak üzereyken son anda yırttı. Çılgınlar gibi koştu.